Merhaba sevgili Satellite Türk izleyicileri. Sahneden sohbetler programımız tüm hızıyla sürüyor. Boğaz abi, zaman yetmiyor. Evet. devam ediyoruz. Sevgili Boğaz Çalgıcıoğlu, Boğaz abim bizi Pera'ya çıkarttı. Osmanlı tiyatrosunda Ermeniler konusunu işlerken tünelden Beyoğlu'nda Taksim'e doğru bir yolculuğa çıkarttı ve hep tiyatrolardan söz ediyoruz. Tiyatro binalarından, oyunculardan, tarihten günümüze doğru yavaş yavaş geliyoruz. Evet. Tarih içinde ileri geri gidip geliyoruz. Evet. Aynı anda yaşanan diğer bölgelerdeki olayları anlatıyoruz. En son Halep Pasajı'nda kaldık Boğaz abi. Evet. Şimdinin Ses Tiyatrosu'nda kaldık. Ve tabii sözü sana bırakıyorum. Dinliyorum. Halep Pasajı'ndayız. Evet. Geçen programda söylediğim gibi işte Halepli Hacar ailesinin mülkü olan bir tiyatro orası. Onun için adı Halep Pasajı diye kabul ediliyor. İlk başta at camba sahnesi olarak düşünülmüş ve demiştim at numaraları. Hı. Ve bir yerde de bir ahır var tabii. O kadar atı koymak için de bir ahır var. Enteresandır. Bu ahırın, daha doğrusu bu at kokusu yüzünden, atların orada bıraktıkları koku yüzünden burası çok fazla eleştiriye uğramış. Yani bu kokuyu oradan atmak için çok uğraşılmış. Bu konuda çok şikayetler olmuş. Tavan yükseltilmeye, havalandırmayı sağlamaya çalışmışlar ama bir türlü olmamış. Orada böyle bir at kokusu sinmiş ve kalmış. İlk başta zaten adı oranın Cirque du Pera adıyla geçiyor ve at camba sahnesi. Fakat enteresandır. Bundan birkaç yıl önce bizim orada bir işimiz düşmüştü ki daha sonra konu oraya gelecek, onu da anlatacağım. Halep Ses Tiyatrosu'nun içinde ben bir sahnede de bir şeyler oynadım. Orada bir etkinlik yapmıştık. Muhsin Ertuğrul ve Aram Papazyan'la ilgili. Tabii kulisine girdim falan. Ya inanmayacaksınız ama hala at kokuyor. Kokusu. O koku gitmemiş. Hala orası at kokuyor. Ama Ferhan Şensoy, yani gerçekten 1885'te zaten tiyatronun adına dikkat ederseniz, eğer gittinizse hiç bilmiyorum. Tabii. 1885 evet. Orta Oyuncular. Ses Tiyatrosu. Ses Tiyatrosu. Orta Oyuncuları, Ferhan Şensoy inanılmaz bir özveriyle o tiyatroyu eskisiyle aynı birebir yaptı. Birebir yaptı. Fazla yıkmadı. Hep tamir ederek, orayı burayı destekleyerek hep tadilatlarla falan. Tadilatlarla evet. Falan filan. Ama localar falan olduğu gibi duruyor. İşte kadife perdeler falan taktırdı. Önünde orkestra çukuru olan. Evet. Çok çok güzel bir, yani tarihe sahip çıktı. Ve bu tiyatro inşallah şu pandemi şartları biterse tekrar fonksiyonunu devam ettirecek herhalde. Neyse, o devrelerden bahsediyoruz. Biz birçok yabancı topluluklar gidip gelmeye başladı orada. Birçok oyunlar da sahnelenmeye başlandı. 1885'ten 1904'e kadar hep sirk olarak devam etti. Bu dediğim bu Tournier ailesinin işte sirk numaraları yapıldı. Ama hem artık sıkmaya başladı gibi bir şey, hem de o havasızlık, oranın havasızlığı insanları gerçekten çok rahatsız etmeye başlamıştı. İşte 1904'te falan tavan daha da yükseltiliyor, işte pencereler açılıyor falan, atlar dışarı çıkarılıyor, attan vazgeçiliyor ve tiyatro haline getiriliyor. Variyete tiyatrosu ismini o zaman mı alıyor? Evet. Ve 1906'da, 1904'te mimar Petrokulos Kampanaki orayı tiyatro yapmış. Ve orada hatta yine camba sahne olduğu zaman da bile bir iki oyunda oynanmış. Hatta bir Fransız topluluğu Monte Cristo'yu oynamış orada. Kamelyalı Kadını oynamışlar falan.
1904-1906 arası işte bu mimar Petrokulos Kampanaki burayı artık tamamen tiyatro haline getiriyor ve adını da Varyete Tiyatrosu yapıyor. Bu şeyde Varyete Tiyatrosu oluyor. Ve birçok topluluk o sırada piyasada olan, yani 1912'den bahsediyoruz, düşünün bayağı yakın bir tarih. Evet, yakın tarih. Bir sürü tiyatro ekipleri var artık ortada. Orayı turne tiyatrosu gibi kullanıyorlar. Değişik mekanda oynamak için işte şeyden çıkıp Fatih civarındaki direkler arasından çıkıp gelip Pera'daki oyuncu seyircilere, Anadolu yakasından çıkıp Pera'daki seyircilere oyunlar oynanmaya başlanıyor. 1912'de hatta burada 1912 tarihinde ki Muhsin Ertuğrul artık devrede, gerçi daha Darülbeda'yı kurulmamış ama Türk sahnesi topluluğu ile burada Otello oynanıyor. Otello'yu oynayan Vahram Papazyan. Muhsin Ertuğrul Iago'yu oynuyor. Eliza Binemeciyan Desdemona'yı oynuyor. 1912'de yapılıyor bu. Ve bu tip böyle klasik oyunlar ki Hamlet'te daha sonra yine Vahram Papazyan tarafından 1914'te Hamlet'te oynanıyor burada. Vahram Papazyan'a geleceğiz. Tamam. Biraz sonra geleceğiz ama. Fakat Vahram Papazyan'ın bir özelliği de çok gidiyor geliyor İstanbul'dan işte İtalya'ya gidiyor, dünyanın dört bir yanını dolaşıyor geliyor. Hep Ermenice oynuyor. Bu Otello da Ermenice. Ama kendisi Ermenice oynuyor. Muhsin Türkçe oynuyor. Evet. Çok var. Tarihte böyle şeyler çok var. Vahram Papazyan Hamlet'i de oynarken kendisi Ermenice oynuyor. Muhsin Ertuğrul'la birlikte oynuyor. Muhsin Ertuğrul Türkçe oynuyor. Şimdi Vahram Papazyan Türkçe biliyor, sıkıntı yok. Ama işte böyle bir milliyetçi yanı var. Hayır, şey açısından, anlamak açısından diyorum. Yani Muhsin Ertuğrul Ermenci'yi, oyunu bildiği için. Oyunu biliyorlar. Bunların provası da ilginç olur. Çok ilginç olur. Zaten yani... Vahram Papazyan dünyanın en ilginç tiyatrocusu. Daha sonra anlatacağız bunları. 7-8 dil biliyor. Ve de istedi, hatta son zamanlarında Muhsin Ertuğrul'a bir mektup yazıyor ve orada diyor ki Muhsin Ertuğrul'la çok samimi arkadaşlar. Bunları hep anlatacağım. Tamam. Şu anda değil, anlatacağım bunları. Çok samimi arkadaşlar. Ve Muhsin diyor, istediğin bir yerde, istediğin dille Hamlet'i oynamak istiyorum. Yeter ki beraber oynayalım diyor. Güzel de bir dostluk arkadaşlık. Çok yani. Acayip bir dostlukları var. Bütün o konulara geleceğiz. O konulara geleceğiz. Evet. Beraber çok şey yaşıyorlar. Dayaklar yiyorlar. Ailelerinden kovuluyorlar. Ama onları şimdi anlatmıyorum. Evet. Az sonra. Evet. Sonraki bölümlerde. Evet. Biz gelelim şimdi. Tekrar varyeteye. Cumhuriyet'in ilk yıllarında da, yani 1923, 24, 25 o tarihlerde falan da artık adı Fransız Tiyatrosu oluyor. Ha, yine i̇şte, Fransız, işte, Fransız Tiyatrosu oluyor. Daha sonra Muhsin Ertuğrul, evet Iago'yu oynamış demişiz. Ve Muhsin Ertuğrul burada dekoratörlük de yapmış. Bu Otello'da dekorlarını da Muhsin Ertuğrul yapmış. Muhsin Ertuğrul aynı zamanda dekor da yapıyor Ahmet Fehim gibi. Efendim, 1934-42 arasında şehir tiyatroları Darülbeda'yı kuruldu. Artık normal temsillerine, ki şimdi ona gireceğiz, Tepebaşı Dram Tiyatrosu'nda temsillere başladı. Ama operet kısmı da Varyete Tiyatrosu'nda burada yapılıyordu. Operet kısmı oldu. 1942'de adı Ses Tiyatrosu olarak değiştiriliyor. Cemal Reşit Rey'in Deli Dolu opereti burada oynanmış. Fakat ve şehir operet kısmı olduğu zaman ilk oyunda Strauss'un Yarasa operetiymiş burada. Yani Darülbedai'nin, yani şehir tiyatrosunun
operet, müzikal kısmı bölümü burası olmuş. Variyete olmuş. Zati Sungur, duydunuz ya Zati Sungur. İllüzyonist. Zati Sungur hep burada sahneye çıkarmış. 1936-37 yıllarında falan. Fakat 1970'li yılların başında malum bütün Yeşilçam'ı kasıp kavuran o meşhur kalitesiz seks filmleriyle zaten pazar alt üst olmuştu. Burası da ne yazık ki o şeye uymuş ve uzun bir süre, yani 1989'a kadar 14-15 yıl bu filmleri oynatmış burada. 89'da zannediyorum Ferhan Şensoy orayı ele aldı ve bugünkü haline de o getirdi. Hala da tek başına orayı ayakta tutmak için ferhangi şeylerle işi idare etmeye emeğine çalışıyor. Emeğine sağlık ustanın da. Emeğine orada. Sağlık ve biliyorsunuz o da kavuk meselesi vardı. Evet. Ki Münir Özkul'dan almış olduğu kavuğu o da şimdi Şevket Çoruh'a. Rasim Öztekin'e vermişti. Çok özür dilerim. Rasim Öztekin'e vermişti. Rasim Öztekin de sanki hissetti mi nedir bilmiyorum. Ölümünden kısa bir süre önce. O da Şevket Çoruh'a. Şevket Çoruh'a verdi. Rasim Öztekin'e de bir selam gönderelim buradan. Yani bu kavuk meselesi, Dümbüllü'den gelen bu kavuk meselesi de böyle. Evet, şimdi geçiyoruz. Çıktık Beyoğlu'na yine. Çıktık, devam ediyoruz şimdi. Şimdi neredeydik? Ha, varyetedeydik. Bu varyetedeki... Evet, Selim'i Salis oyunundan bir parça bu. Orada oynanan bir oyun. Ha. Ses 1885, bu orta da, oyuncular. Ferhan Şensoy'un şimdiki 1989, doğru demişim. Evet, 1989. Evet. Ha, bu da Münir Özkul, Ferhan Şensoy. Şimdi Tepebaşı Dram Tiyatrosu. Evet. Öncelikle şunu söyleyeceğim. Tepebaşı, bakın şu sağ altta bir yazı var. Rue de Petit Champ. Rue de Petit Champ. Buranın adı Le Petit Champ de Mort. Yani mezarlık, şimdi burada rue olduğu için yol, evet, sokak. Evet. Petit Champ sokağı, küçük arazi gibi bir şey. Küçük arazi sokağı ve buranın adı da aslında Le Petit Champ de Mort. Yani küçük mezarlık arazisi. Evet. Asıl buranın adı. Bunu özellikle niye söylüyorum? Efendim, birçok tiyatro araştırmacısı bu konuyla ilgili okuduğum yazıların birçoğunda ve inanamayacağınız kadar ünlü isimler buraya Petit Champ, Vasfi Rıza Zobu dahil olmak üzere Petit Champ diyorlar. Yani şeane. Hani Şan tiyatrosu vardı ya, evet. Küçük Şan anlamına gelen Petit Champ diyorlar. Buranın adı Petit Champ değil, Petit Champ. Champ. Yani arazi. Yazılarda dikkat edin, bu Tepebaşı Tiyatrosu ile ilgili bir takım yazılar okursanız büyük ihtimalle Petit Champ yazacaktır. Yanlıştır, Şan diye bir şey yok, Petit Champ. Çünkü burası mezarlık. Alt tarafı mezarlık muhtemelen, o İmiş. Tepebaşı tarafı. Şimdi şöyle anlatıyorum. Efendim, 1871, evet 1870-71 yıllarında tüneli, yani İstiklal Caddesi'nin sonunu Karaköy'e bağlayan bir tünel yapılması için çalışmalar başlamış. Ve bir Fransız ekibi buna talip olmuş ve padişahtan da ferman almışlar ve oradaki tünelin inşası, kazmaları falan başlamış. Efendim, şu andaki tepe başında ki TRT binası var. Evet. Orada kocaman bir otopark var. Buranın öbür ucu zaten. Evet. Yani. Burası sokağın arkası zaten. Evet. Buradan aşağısı, buradan öbür ucu. Ha. Geçmişsinizdir oradan. Asmalı Mescid'e çıkan yol. Evet. İşte biraz aşağıda otel var falan filan. Orası
o yoldan yani Meşrutiyet Caddesi'nden Kasımpaşa'ya kadar, evet, ki orada stat var şimdi şu bir anda tane. Stat. Kasımpaşa'ya kadar bir mezarlıkmış. Ve bu mezarlık Fatih Sultan Mehmet'ten kalma bir mezarlık. Yani 15. yüzyıldan kalma bir mezarlık. Hatta okuduğum bazı kaynaklara göre de Fatih'in İstanbul'u fethederken birçok levendi buraya gömülüymüş. Böyle bir tepe, yani İstanbul'un en güzel Haliç manzaralarından biri. Ve bu sefer, ama tabii ki bütün, maalesef bütün mezarlıklarda olduğu gibi ki şimdi son artık düzeltilmeye başlandı. Özellikle Müslüman mezarlıkları artık pırıl pırıl olmaya başlandı. Bakımsızlıktan o mezarlık darmadağın olmuş. İşte taşları devrilmiş, bakımsız, tepe, çamur, pislik falan filan bir halde. Ve o civarda hep Levantenlerin oturduğu bir bölge. Ve sürekli şikayet ediyorlar belediye başkanı olan Edward Black denilen adama. Yani belediye başkanı Edward Black. Düşünün, yani Türk değil. Kapitülasyonlar hep. Ona şikayette bulunuyorlar ki efendim nedir bu pislik, biz bu kadar para veriyoruz falan filan. O sırada da, buraya niye girdim? O sırada da efendim tünel kazılıyor. Oradan tonlarca toprak çıkacak. Evet. O toprağı ne yapacaklar, nereye dökelim? Edward Black hemen diyor ki araba başına şu kadar para ödeyeceksiniz, buraya dökün. Ve işte kime ödüyor? Şirket ödeyecek. Şirket belediyeye ödeyecek bunu. Belediye onlara yer gösteriyor. Oraya toprağınızı buraya dökebilirsiniz diyor. Yoksa toprağı nereye dökecekleri belli değil. Çünkü dediğim gibi oralar hep bahçeler. Evet. Şimdiki gibi götürüp de bilmem nereden aşağı atılamıyor. O zaman herhalde yasakmış, şimdi kim nereye neler atıyor, neyse. Ve araba başına şu kadar liraya, artık neyse, anlaşıyor şirketle. Onlar da gelip toprağı mezarın üstüne döküyorlar. Yani düşünün, Meşrutiyet Caddesi'nden aşağı doğru inin, Şişhane Caddesi, Şişhane, evet, Tepebaşı, oradan aşağı inin, stadın oraya, stattan denize kadar gidin. Bütün o toprağı oraya döküyorlar. Ve buradan bir paralar kazanıyor tabii ki belediye. Ama bu paraları harcamıyor. Bu paraları alıyor, paraları kasaya koyuyor. Çünkü o sırada savaşlar, Osmanlı-Rus harbi falan gibi meseleler var. Hazine de kötü durumda. Fakat ve bu sefer karar veriyor ki oraya böyle çok güzel bir bahçe haline getirsin. Hazır toprakta döküldü ya, bahçe haline gelsin. Hatta Guatelli Paşa diye de bir adam var. O zamanın şeylerinden, entelektüellerinden ve sarayla ilişkisi olan, ayrıca da müzik eğitmeni falan. Guatelli Paşa'ya da diyor ki buraya da bir tiyatro binası yap diyor. Fakat Guatelli Paşa işe girişiyor. Bir süre yapmaya çalışıyor. Oralar işte inşaatın başına geçiyor. Topraklar düzeltiliyor, bilmem ne oluyor falan filan. Fakat başa çıkamıyor. Çok para gidiyor. Eldeki para yetmiyor ve işi bırakıyor. 6. daireye işi terk edip gidiyor. 6. daire binası da şu anda Şişhane Yokuşu'ndaki. Çıkarken o böyle çift, evet, merdivenli olan, evet, yer. Belediye orada. Gidiyor, veriyor paranın kalanını ki daha ben çok. Bu işi yapamıyorum. Ben bu işi yapamıyorum diyor ve bırakıyor. Şimdi elde para yok. İnşaat yarım kalmıştı vaziyette. Kazılmış mazılmış ama öyle durmuş. Söz de vermiş ki size bahçe yapacağım, içine de tiyatro binası yapacağım diye, ama para bitmiş. Bu sefer ne yapsın? Yani benim okuduğum bu. Hatta bu Ahmet Fehim'in anılarından, Ahmet Fehim'in de işte şu kitabından. Evet. Sahnede 50 sene diye bir izleyicilerimize gösterelim. Ahmet Fehim
hatıratını yazan ilk tiyatrocudur. Kendi hatıratı ve tamamen kendi fikirleridir burada. Bazı şeyleri abartmıştır, bazı şeyler yanlıştır ama sadece kendi duygularını yazmıştır. Onun kitabından okuduğum kadarıyla mitos boyuttan çıkmış. Evet, Ahmet Fehmi'nin sahnede 50 sene. İlk tiyatro hatıratı yazan adam. Bu adam, Edward, bizim Black, ne yapsın, ne etsin? Bu sefer Ahmet Fehmi'ye göre İstanbul'daki bütün romanları, hani Çingene dediğimiz romanları topluyor. Diyor ki, size diyor, bedava kalacak yer veriyorum diyor. Gelin buraya yerleşin diyor. İstanbul'da ne kadar roman varsa, o göçebe hayat yaşayan, orada burada derme çatma çadırlarda, kulübelerde yaşayan, bütün hepsini dolduruyor o tepeye. Çok kısa bir süre sonra orası pislikten geçilmez hale geliyor. İşte kanalizasyon yok, bir şey yok, oradan sular akıyor, pislik akıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor falan. İnanılmaz bir pislik haline geliyor. Levantenler şikayetçiydi, şimdi büsbütün şikayetçi. O da diyor ki, kasada para yok. Yapabileceğim iş yok. Verin parayı, yapayım diyor burayı pırıl pırıl. Ve bütün Levantenlerden oradaki çok yüksek miktarda paralar topluyor. Ama sözünü tutuyor. Şehremini Rıdvan Paşa tarafından mimar Hofsep Aznavur'a yetki veriliyor ve Hofsep Aznavur orada Petit Champ denilen tiyatro binasını yapıyor bahçenin içine. İşte Petit Champ de Mort dediği o küçük mezarlık arazisi. Onun için adı öyle. Tiyatronun adı da? Tiyatronun adı Petit Champ oluyor. Tabii Tepebaşı Dram sahne tiyatrosu sonradan alıyor ismi. Zaten komedi kısmı yukarıda. İstiklal Caddesi'nde dram kısmı orada. Ve Hofsep Aznavur yaptırdığı, tam tarihi okuduğum şeylere göre tam tarihi belli değil ama işte bu içi. 1880'de yaptırıldığı kabul edilir ve mimar Hofsep Aznavur'a yaptırılmış burası. Bu 400-450 kişilik bir binaymış. Bunun girişine, bu da yangından sonraki hali, bu Tepebaşı Dram'da hakikaten bir dram yaşamıştır. Neyse, bu da Tepebaşı Dram'da ilk şeyin, Çürük Temel, Darül Bedai'nin ilk oyunu Çürük Temel'in La Maison d'Argile adlı oyundan adapte edilmiş Çürük Temel'in programı. Bunlara daha detaylı gireceğim şimdi. Şimdi ve 400-450 kişilik bir bina yapıldı burada. Çok güzel bir bina yapıldı. İşte içini gördünüz biraz önce. 1891'de de bahçeye bir ek daha yapılıyor. Ve Claudius adlı bir opera empresaryosu üzeri açık şekilde bir amfi inşa ediyor oraya. Ve orası da yazlık kısım. Bak öğrendi de. Evet. Orası da yazlık kısmı oldu. Petit Champ'a da kışlık tiyatro adı verildi. Şimdi burada başka bir enteresanlık daha oluyor. Ve burada halk, bahçe de çok güzel. Mesire yeri gibi kullanılıyor falan. Fakat hani Gezi Parkı'nın orada meşhur bir topçu kışlası varmış. Evet. O topçu kışlası yok. Sonradan yapılmaya çalışıldı. Biliyorsunuz Gezi olaylarına hiç girmeyelim. O topçu kışlası orada. Ve de sürekli talim yapılıyor. Evet. Topçu kışlası neyle talim yapar? Top atar. Top da patlar. Hem gürültü çıkarır hem de o patlayan o gülle bir yere gider. İşte yanlış nişan alınırsa da o güllelerden bir tanesi o açık yazlık sahnenin tam göbeğine gülle düşmüş. Bereket şeyden henüz oyun gündüz olduğu için geceymiş oyun. Bereket bir şey olmamış ama sürekli oradaki o top seslerinin hep oyunu böldüğü falan söylenir.
Onlar bir antrenmana, şeye, tamire, talime talime başladıklarında oyun dururmuş ki talim bitsin diye falan. Daha sonra yüksek duvarlar yapılmış, ses geçmesin, top mermisi gelmesin falan diye. Yani yazlık kısmı çok fazla tutmamış. Faal olmamış. Faal olamamış bu gürültüden. Buranın en önemli yanlarından biri de zamanın ünlü Fransız oyuncusu Sara Bernard. Evet. Da burada sahne almış. Hmm. Burada sahneye çıkmış oynadığı bir oyunda. Ve Dalü Bedairi'yi de anlatırken söyleyeceğiz. Ekim 1914'te Darül Bedai kurulduğu zaman Letafet Apartmanı'nda, Beyazıt'ta belli bir sahnesi yok. Oyun sahneleyecekler. Sahne yok. Zaten binanın da şekli hep anlatılır. Çok dik merdivenleri olan, işte konservatuar diye düşünülen ama ondan sonra kimlik değiştirip tiyatro atölyesi haline gelen bir bina. Orada oyun sahnelemek mümkün değil. Ve sahneleyecekleri bir ilk oyun olan 1916'da La Maison d'Argile diye, Emile Farbe diye bir Fransız yazarın La Maison d'Argile, yani yıkılan ev gibi veya sallantıdaki ev gibi bir oyunun ilk oyunu, perdesini burada açıyorlar. Çürük Temel adıyla. Yani Darül Bedai'nin ilk oyunu Çürük Temel. Biraz önce programını gördüğümüz. Şu. Evet, bu. Çürük Temel'in bu. Ha, o sonra. Türkçe'ye çevirin. Daha sonra Hisse-i Şaiya oynanıyor burada. Hisse-i Şaiya. Hisse-i Şaiya. İlk profesyonel tiyatro oyunu. Hadişaman'da. Hadişaman'da. Evet. Evet. Kevork Türker'den sonra mıydı? Evet, Kevork Türker'den bana geçen, onun vasıtasıyla. Ben ilk oyunu Kevork Türker'den izlemiştim. 5-6 oyun oynamıştım. İlk profesyonel oluşum ve ilk profesyonel tiyatro. O oluş diyorsun. Oluş, evet. Profesyonel tiyatro öyle devam etti. Ne güzel, ne güzel. Boğaz abi, sözünü kesmek zorundayım. Yine mi yarım saat geçti? Yeni bölümde konuşacağımız çok şeyler var, biliyorum. Ama yeni bölümlere saklayalım onları. Evet, biraz burada Darül Bedai'den de söz edeceğiz. Bahsedeceğim ve şeyin, Tepebaşı Dram'ın dramatik sonundan söz edeceğiz. Peki. Evet sevgili Saddet Türk izleyicileri, bir bölümün daha sonuna geldik. Yeni bölümünde sahneden sohbetlerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola.